Haberi bir 3G bağlantısıyla devam edeceğiz. Muhabir arkadaşımız Tezcan Ekizler Urla Meydanı'nda efendim. Demokrasi mitinginde hemen sözü Tezcan'a bırakalım. Evet Tezcan, söz sende. Evet Ayşegül Koç, İzmir'in Şirin ilçesi Urla'dan bu akşam evlerinize konuk oluyoruz. Aslında Urla dakikalar öncesinde hayli farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü. Urlalılar ellerindeki Türk bayraklarıyla jandarma kavşağından Urla merkezde bulunan Cumhuriyet Meydanı'na kadar geldiler. Şunu söylememiz lazım, aslında Türkiye'de hayli farklı bir çalışma imza attı Urla Belediyesi öncülüğünde Urlalılar. Peki nasıl bir çalışma? Tüm siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütleri temsilcileri, Urla Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Urla Emniyeti hep beraber buraya kadar geldiler. Hep birazdan bir kez daha darbeye tepki gösterler. Yanımızda konuğumuz var, Urla'nın kadın belediye başkanı Sayın Sibel Uyar. Evet Sayın Başkan, aslında yine Türkiye'ye örnek olacak bir etkinliğe imza attınız. Tüm siyasi partiler, sivil toplum örgütleri öncülüğünüzde bir yürüyüşe imza attılar. Aslında hala da devam ediyor tören. Hali yoğunda bir kalabalık var. Çıkış noktanız ne ki Sayın Başkan? Biliyorsunuz Urlalılar laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne inancıyla her sıkıntılı gördükleri durumlarda ellerine bayraklarla meydanları doldururdu. Ve böylesine bir olay, vaka başımıza geldikten sonra Urlalıların bununla ilgili ciddi talepleri vardı. Ve kaymakamlığımızın öncülüğünde, biraz önce siz de seyrettiniz, jandarma kavşağından ta ki buraya kadar çok yoğun bir kalabalıkla geldik. Ve ne güzel ki bütün sendika temsilcileri, bütün siyasi parti temsilcileri, mevcut Urla içerisinde biliyorsunuz yerleşkesi olan Yüksek Teknoloji Enstitüsü rektörlüğü, herkes bir konuşma yaptı. Ve darbeye neden hayır dediğimizi, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletine olan inancımızı, Mustafa Kemal'in askerlerinin nasıl burada var olduğunu, bunu göstermek istedik. Biliyorsunuz Perşembe'nin öncesinde de Perşembe günü 4 Ağustos öncesinde de bir antrenman da yaptık burada. Buradan bizi seyreden herkesi, biz bütün Urla olarak orada olacağız zaten. Oraya da bekliyoruz. Bizler çoğulcu demokrasiye inanan, parlamenter sisteme inanan insanlar olarak bugün buradayız. 15 Temmuz akşamı siz de gelişmeleri takip ettiniz. Hemen soralım. Bir siyasetçi olarak o görüntüleri izleyince tepkiniz ne oldu Sayın Başkan? Savaş uçaklarımız kendi meclisimizi vurdu. Neler söylediniz? İnsan gözlerine inanamıyor. Dediğim gibi bizler yaşadığı kente sahip çıkan insanlarız. Zorla elde edilmiş olan 97 yıl önce tırnaklarıyla kazıyarak elde ettikleri topraklara sahip çıkmak isteyen insanlarız. Biz bugün buradayız ve bundan sonra da hep burada olacağız. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, konumuz Urla'nın Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Sibel Uyar'dı. Yayınımızı kameraman arkadaşımız Can Çubukçuoğlu ekranınıza getirdik. Bizim bu akşamki haber nöbetimiz devam ediyor. Bir sonraki bağlantımızda ise 15 Temmuz akşamından bu yana demokrasi nöbetinin tutulduğu konak meydanında olacağız. Evet Ayşegül Koç, söz merkezde. Evet Tezcan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet efendim, muhabir arkadaşımız Tezcan Ekizler Urla'daydı. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'la birlikte demokrasi mitinginin detaylarından sizlerle paylaştılar ve aktarmaya çalıştılar. Devam edelim. Orman yangınları.